Nedret Ersanel Sessiz Afgan Geçtiğimiz cuma Amerikan New York Times gazetesinde yayınlanan bir haberin nitelik şartlar açısından eksik olmasına rağmen tüm dünyada ve bu arada Türkiye'de de matbuata hallice yansıması, Amerika'da ise başka şeyin konuşulmasına izin vermeyecek ağırlıkta gündeme ezmesi şaşırtıcı. İddia, Rus Askeri istihbarat Servisi'nin Afganistan'daki ABD-NATO koalisyon güçlerine yönelik başarı suikast girişimleri karşılığında ödeme yapmak üzere Taliban'la anlaştı. Ek olarak haber, bu bilginin Mart ayında Amerikan Ulusal Güvenliği ve Beyaz Saray'a sunulup tartışıldığı ama kimsenin, başta Başkan Trump'ın kılını kıpırdatmadığını ihsas ediyor. Amerikan başkanlık seçimleri döneminde bu türden bir imanın Demokrat başkan adayı Biden ya da Başkan Trump'ın dünya ahiret düşmanı Nancy Pelosi tarafından Oval Ofis'in Putin'e çalıştığının açık kanıtı olarak kamuoyuna pazarlanması kaçınılmaz. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinin doğal kıvamı bu pisliği kaldırıyor. Fakat çukurun derinliği daha fazla. ABD Rusya Trump Putin ilişkileri Amerikan iç siyasetinin her gün çiğnediği bir sakız olduğu kadar küresel siyaseti başta da bizim bölgemizi sürekli etkileyen bir yapıya sahip. Skandalın sadece bir gün içinde Amerikan politik güncelinin merkezine oturması başka sonuçları olacağının da işareti. Beyaz Saray haftalardır Rusya ile kimi konularda zemin kurmak için kararlı girişimlerde bulunuyor. Putin'le ilişkileri mümkün olduğunca sakinleştirmek arzusunda. Yaklaşan seçimler yüzünden kimi dünya meselelerinde beklemede kalıyorsa da Trump'la çalışmaktan umutlu. Bu yakınlaşma çabalarının somut örnekleri var. Mesela petrol piyasalarındaki çökmeleri arz talep dengeleri üzerinden istikrarlı kılmada anlaştılar. Afganistan üzerinde açık işbirliği yapıyorlar. İlerleme olduğu, sonuca yaklaşıldığını da dünya görüyor. İşte söz konusu haberin bagajındaki rahatsız yükün bir kısmı bu. NATO'nun Avrasya'daki projeksiyonunu rasyonelleştirecek sürecin bir yakınlaşmayla sabote edildiğine inananlar var. Yetmez, Rusya'nın kimi kalıplı Avrupa ülkeleriyle, başta Almanya, Fransa ve hatta İngiltere ilişkilerini tuzaklayacak da bir akıl bu. ABD gizli servislerinin bu ödül suikast zincirine ilişkin istihbaratı İngiliz askeri öldürülmüş olabileceği notuyla paylaştığı iddiaları var. Haberin zayıflığına ilişkin şerhin altında yatan da bu. Times istihbarat kaynaklarına yaslanıyor ama bahsedilen bilgi ham. Yani doğru yanlıştan öte var mı yok mu belli değil. Sonra arkası gelirse bilemem ama şu an haberi destekleyen kanıt yok. Taliban da haberi yalanlamış durumda. Resmi ağızları Rusya ile aramızda böyle bir anlaşma bulunmuyor derken kimi komutanlarının açıklamaları ilginç. Suikastları kendi kaynaklarımızla yapıyoruz. Trump'a bakarsanız ortada suikast olup olmadığı da tartışmalı. Ancak artık haberin doğruluğu veya yanlışlığı önemli değil. Politik arenayı Trump'ın Amerika'yı Putin'in hizmetine soktuğu söylemiyle şişirme amacı gerçekleşmiş görünüyor. İlk haberden iki gün sonra New York Times haberini sürükledi ve iddiasını Afganistan'da yakalanan teröristlerin ifadelerine dayandırdı. Bu andan itibaren de yukarıda değindiğimiz bagajın gizli bölümleri olabileceğini fark ettik. Afganistan krizinin çözümünde Trump ve Putin'in birlikte oynadığı rol sadece Amerikan istihbarat camiasını ve Pentagon'daki bazı koridorları rahatsız etmiyor. Kabil'de de Rusya'nın rolü hakkında kaygılar var. Hissediliyor ki bazı Afgan güvenlik kurumları Rusya-Taliban ilişkisinin ortaya çıkmasında pay sahibi. Bu da bizi Kabil hükümetinin Rusya'nın Afganistan barış görüşmelerinde rol almasını istemediği fikrine, oradan da Amerika Birleşik Devletlerindeki kimi mahfillerle Afganistan'daki kimi mahfiller arasındaki koalisyona nihayet Amerikan başkanlık seçimlerine bağlıyor. Bu durum kısa süre sonra başlayacak ki ABD Afganistan-Rusya üçlü formuna davet çıkarılmıştı. Barış görüşmelerinde Rusya'nın elini zayıflatıyor. Masadan iteklenmesi sonucunu da üretebilir. Hele seçim sonuçları Biden lehine olursa. Moskova'nın bu bağlantıları bilmediği düşünülemez. Suikast haberleriyle Kremlin içine zehir akıtılmış oldu. Washington'ın Afganistan'da gerçekten Rusya ile çalışmak isteyip istemediği sorusu artık akıllarına takılmıştır. Gizli bölmeleri açmaya devam edelim. New York Times'ın Amerika kadar dünyaya servis ettiği sıcak haber aslında başkentteki derin devlet stratejik kılanın ruhuna yerleşmiş katı Rusya düşmanlığını besliyor, kamuya yayıyor. Biden'ın bu olay üzerinden ima ettiği Trump-Putin ortaklığının Afganistan'da Amerikan askerlerini öldürdüğüdür. Meclis Başkanı Pelosi, Trump'lı tüm yollar Putin'e çıkar sözü de öyle. Görüldüğü gibi ABD başkanı iktidarın ilk gününden başlayarak bugün de vatana ihanetle suçlanıyor. ABD iç politikasındaki kutuplaşmayı biliyoruz ama Rusya söz konusu olduğunda siyasi elitlerin tamamı derin bir mutabakat kuruyor. Çok sayıda cumhuriyetçi parlamenterinde New York Times'in haberinden Trump'a fatura çıkardığı biliniyor. Bu berbat bir kapan. Bacağınızı kurtarmaya çalıştıkça çelik dişler yarınızı daha da parçalıyor. İş sadece seçimle ilgili değil. Düşünün ki o talih hedef. Anımsayalım. Paylaşmıştık Trump'ın G7 zirvesini genişletme planı vardı. Birkaç ülkeyle birlikte Rusya'yı da dahil etmek istiyordu. Diğer ülkeler bunu ayaktırıyordu. Trump bu vesileyle Putin'i de ABD'ye davet etmişti. Şimdi Putin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmesi hele Trump tarafından ağırlanması düşünülebilir mi? genişletilmiş g7'de ölüm döşeğinde diyebiliriz nedret ersanel